Evet hocam, nasılsınız? Ah hocayım değil mi bugün ben? Evet, bugün hocasınız. Çok iyiyim. Kamera önünde olmak nasıl bir duygu? Mükemmel bir duygu. Şimdi 101'i biliyorsunuz format olarak hani hayatla ilgili bir şeyler öğretme. Benim öğreteceklerim biraz azalmaya başladı. O yüzden sizin de öğretecek bir şeyiniz var. İzleyicilerimiz sizi sorduğunuz sorulardan tanıyor. Evet, kötü sorulardan. Her zaman da kötü sorulardan tanıyor. Aşağı tepki koyuyorlar falan. Ama siz bir de müzisyensiniz. Evet. Bugün ben nasıl enstrüman çalınır 101. Bundan bahsedeceğim. Evet, çok TRT bir giriş oldu. Bugünkü konumuz. Hocam şimdi hiç nasıllı bırakalım da neden ben enstrüman çalayım? Yani artık mesela benim arkadaşlarım var DJ. Onlar nota bile bilmiyordu. Müzik yapıyor akşam işte parasını alıyor falan. Yani ne katacak bana enstrüman çalmak? Yani böyle bir otistik derken kendi kendine manası söylüyorum. Bir huy, kendini eğlendirmek için bir şey mi yoksa ruhu da bir şey katar mı? Ya nasıl yaptığınla alakalı, besleyebilir. Ama yani beslemediği çok örnekte var. Bir adam sadece enstrümanla çalıyor, ulvi bir havaya, ilahi bir şey bürünmüyor ne yazık ki. Bizim özellikle Türk müziğiyle uğraşanlarda bu var. Sanıyor ki ben bir tambur, kemençe, ud çalınca tambur Cemil Bey olacağım, işte kahveye ona geçeceğim. Öyle bir şey olmuyor. Olmadı yani şu an. Fahat Alemdar'ın babası yalan mı yani hocam? Ömer Baba bir şey, aynen. Bu arada Ömer Baba kendi kesin üflemiyor. O kadar temiz ses çıkartamaz o adam, o nefesle. Yani kapıya zor gidiyor. Belki tasarruf ediyordur. Ya hiç sanmıyorum. Çünkü yani Hazreti Ömer Efendimiz yani o ses tonundan o kadar güçlü bir ney sesi çıkmaz. Neden? Ya yani neden malıyız? İnsanın aslında ruhunu düzgün yapıldığı zaman geliştiren bir şey. Güzel bir hobi olabilir. Hobinin ötesinde hakikaten ruhu incelten de bir şey olabilir. Ama şartlara bağlı, senin ne istediğine bağlı. Bilmiş olmak için insanlar okuyor. Aslında biz enstrümana da böyle bakıyoruz. Yani insanlar hep en sonunda hava atmak için, ortamlarda havasını atmak için aslında enstrüman öğreniyor. Bu yola çıkıyor. Bu da yeterince güçlü bir motivasyon. Bu da enstrümanları ikiye ayırıyor. Taşınabilir enstrümanlar, taşınamayan evet. enstrümanlar. Cep arkasına yani cüzdanın arasına giren enstrüman. Davul o yüzden çok itibar görmüyordur evet. tahminim. Çünkü tabii. özellikle belli bir yaş grubunda kontrbaslar falan çalamazsın. Mesela yurt dışına konsere gidiyorsa işte onlar mesela bilet alıyor enstrümanla. Kontrbasa bilet alıyorlar. Evet, kontrbas mesela ekonomi ise ekonomi mesela. Yani yan tarafında mesela kontrbas olabilir yani günün birinde gittiğin zaman. Ama mesela neyciler gazete kağıdına sar mahalle için ayıp olmasın. En git, o çok rahat. Dürüm ama, gibi yani. Ha, dürüm gibi, aynen öyle. Peki, ne kadar çalışmak gerekiyor bir enstrüman çalmak için? Yani nasıl öğrenmek için, sonra tutmak için, şimdi her şey öğrenmekle ilgili sanıyorlar, dil de öyle. Bir de maintenance dediğimiz onu devam ettirmek var. O devam ettirmek için ne yapmak gerekiyor? Ya devam ettirmek için çok sevmek gerekiyor. Bir, enstrümanın sesini sevmek gerekiyor. İki, o müzik janrasını sevmek gerekiyor. Yani senin gündelik hayatta dinlediğin müzikler, çaldığın veya çalmak istediğin enstrümana uymuyorsa burada çok büyük bir problem oluyor. Çünkü aslında müzik çalmanın, öğrenmenin, yani bir enstrüman çalmayı öğrenmenin en önemli yeri dinlemek. Senin çaldığın eserle, çaldığın parçayla dinlediğin şey uyuşmuyorsa komik oluyor. Yani beslenemiyorsun. O yüzden bir enstrümanı çok sevmek lazım. Yani sevilmeden yapılacak bir şey değil. Enstrümanı ve janrayı sevmek lazım. Buna uygun bir enstrüman seçmek lazım. Yani sen tambur çalmak istiyorum diyorsundur. Ama Sunshine of Your Love çalacağım ben dersen Cream'den. Yani o zaman çok olmuyor. Yani tabii ki başka müziklerden de beslenebilirsin ama öncelikle sevdiğin enstrümanı bulman lazım. Bir de şu çok gözden kaçıyor. Her enstrümanda çok ciddi bir amelelik süresi var. Yani şey değil, böyle başlar başlamaz bir mükemmel bir eseri en baştan sona çalmıyorsun. Mesela ben bir eseri nasıl çalıyorum? 1000 kere çalmıyorum eseri. Eserin cücüğünün 1000 kere çalıyorum. Her bir parçasını öyle çalıyorsun. Aynı şeyi tamburda da gösteririm az sonra. Yani o kadar tekrar yapıyorsun ki çok sıkılmaman için çok sevmen lazım enstrümanı. Kendine tahammül, yani kendi salaklığına tahammül edebiliyor olman lazım. O yüzden müzisyenler genellikle ikinci enstrümanı biraz zor öğreniyorlar. Çünkü artık biraz gelişiyor ya adam... Kendinin ne kadar salak olduğunu biliyor, ne kadar kötü çaldığını biliyor. İkinci enstrümanı tahammül edemiyor. Dil gibi değil mesela, ikinci de öğrenmek kolay. Ya tam o tam. Anlamda kolay. Hakikaten geçişler var. Mesela Sinan Canan geldi ya, baktı mesela hemen çıkardı. Yani biliyorsun, ben elini alınca anladım. Ha, bu adam bir enstrüman çalıyor zaten belli ama şu zor, işte kendine tahammülün azalıyor. Ego yapıyorsun. Yani ben çünkü ilk başta yaptığın zaman mesela tambur aldın veya ud aldın, kemençe aldın, piyano aldın. Çalmaya başlıyorsun birkaç ay sonra kendi ulan ben iyi çalıyorum. O sana bir motivasyon veriyor ama ikinci enstrümanda kötü çaldığını biliyorsun. O enstrümanda çok kötü bir ses çıkardığını biliyorsun. Üstüne tekrar böyle bir kümülatif bir şeyler koymak daha zor oluyor. Ama önce şey yapmak lazım. Dediğim gibi önce enstrümanı seçmek lazım. Bir de o işçilik kısmına çok sabırlı olmak lazım. Ya mesela bir şey göstereyim mi? Mesela bunu bir saat yapacaksın günde. Shostakovich'ten, Beethoven'dan, Tambur Cemil Bey'den öyle geçmiyor günler. Onu beklediği için insanlar yapamıyor en başta. Yani piyasa yapacaksan enstrümanı seçmen lazım. Mesela hocam reytingler piyasaya... düştü. Yani siz şimdi izleyici dediniz ki bunu çalmak için 1000 kere çalışacaksın. Zaten kimse sana bakmaz. Hava atamazsın. Yani biraz ümit verin. Türk halkı ümit istiyor. Ben niye ümit vermek istemiyorum? Çünkü bunu şeyimi korumak için taksici gibiyim ben öyle düşün. Plaka gibi. Ben bunu korumak istiyorum. İnsanlar yaparsa çünkü
Alttan ama hocam senin için bir tehlike yok, kimse tambur çalmak istemez. Evet. Yani bir gitaristin endişesi olması evet. lazım. Evet. Yani. Ya bir de şeyden bahsediyor. O kadar az ki bunu çalan adama başına koymuşlar ismini. Tamburi Cemil yok. Bey diye. Mesela gitarist Jimi Hendrix diyor musun? Ya o kadar nadir ki adamı tambur çalmasıyla tanımlamışlar. Evet. Hangi Cemil Bey? Tamburi Cemil Bey. Evet. Ya bir de enstrümanlar belki çalıma göre şöyle ikiye ayırmak lazım. Bazı enstrümanlara başlamak daha kolay. Yani ilk başta ses çıkarmak. Ben bir örnek vermişim. Birinden duymuştum. Piyanoya çalmak kolaydır. Sonra ileri götürmesi zordur diye. Evet, aynen öyle. Gitar da tam tersi diye. Bunu verdim. Aşağıda bayağı geçirdiler bana. Ben de anladım şimdi. Ben birinden quote ederek söylemiştim. Öyle değil mi? Yani mesela evet, piyano evet. çalmak. İkisi de zor olabilir. İkisi de kolay çok olmuyor. Ama yani hani gitarı tutması bilmem tabii, ne tutması. Falan. Yani özellikle ne oluyor? Klavyesi, eline oturan klavyesi rahat olan ama mesela perdesiz enstrümanlar. Mesela keman veya ud. Bunlar ilk başta çok zor ses çıkartır. Yani çıkardığın ses de iyi değildir. Özellikle kemanda. Ama alışınca klavyesi çok rahattır. Ele oturur, pozisyonları çok rahattır. Mesela tamburda rahat değil pozisyonlar. Elim habire oynuyor. O yüzden mesela kemana bir de başlayınca şu çok zor. Çok kötü bir ses çıkart. Yani o yüzden keman çalacaksanız ailenizin sizi sevdiğinden çok emin olun. Silerler yani. Çünkü iğrenç bir ses. Bir yıl boyunca iğrenç bir ses çıkartıyorsun. Piyanoda öyle değil mesela. Piyanoda kötü çalıyorsun ama tahammül edilmez bir ses çıkartmıyorsun. Çünkü sen basmıyorsun. Sen tuşa basıyorsun, çekiç vuruyor. O yüzden yani böyle mesela yaylı enstrümanlarda o veya neyde de öyle üflemeli. Orada darbe de önemli değil mi? Yani... Tabii. Piyanoda da var ama evet. kemanda daha çok. Herkes şey sanar mesela hani sol el notaları basıyor yani sağlak birisi için. Sol el daha önemli çünkü en çok oranın oynadığını görüyor. Aslında en zor yer sağ. Çünkü o tonu, o ağırlığı vermek tam ustalık isteyen yer orası. Yani piyanoda da sol el mesela zordur. Ters olduğu için değil. Onu bu elin güçsüz ya çok abartı basıyorsun genellikle. Piyanistlerin yaptığı hata odur. Çok fazla baskı yapma. Bir gün ayağıma kramp girdi. Sol ayağımla frene basayım dedim. Ölüyordum yani. Çünkü bolong diye bastım frene. Kontrolü olmuyor. Aynen öyle oluyor işte. O yüzden bazı enstrümanlarda giriş zor ama sonrası daha rahatlıyor. Bazı da kolay ses çıkartıyorsun. Piyano ve tambur bence öyle. Ki ben ikisiyle başladım. İlk başta ulan ben bir şeyler çalıyorum diyorsun. Sonra ustalığı çok zor. Bir de Türk müziği ile Batı müziği enstrümanları arasında şöyle bir fark var. Benim gördüğüm. Batı müziği enstrümanları böyle bir derin ama berrak bir denizde yüzmek gibi. Yani aşağısının ne kadar dipte olduğunu görüyorsun. Diyorsun ki ben oraya ulaşamam. Ama görüyorum. Türk müziği enstrümanları biraz çamurlu sudaymış gibi. Yani iyi miyim, kötü müyüm, nereye gidiyorum hiçbir fikir yok. Mesela piyano hocanız size söylemiş olabilir mi böyle hani? Yani hoca gerçeği duyurmamak için. Bahacım. Çamurlusu bu ya. Sen ne diyorsun? Ne kadar iyi olsan iyi değilsin Bahacım. Yani iyi bir şey yok bak konsept olarak. Sen kötü değilsin. Herkes sen çok iyi. Bu ayın parasını getirdin mi? Tamam sen. Peki sizce herkes bir enstrüman çalmalı mı? Demin ruhu inceltmekten bahsettiniz. Sizi tanımasak ki lafa inandığınızı düşüneceğiz ama ne demek ruhu inceltmek yani? Şimdi onlar karışık işler. Ruhu inceltmenin ne demek olduğunu ben de gelmeden çalışıp geldim. Kitapta gördüm. Ben de anlamını bilmiyorum. Herkes yapabilir mi? Bir nebze yapabilir. Yani yetenek burada önemli mi? Önemli. Yeteneksiz de bir yere varabiliyor. Ama yetenekli çok hızlı varıyor. O yüzden hoca çok önemli. Yani hocasız hep ben YouTube'dan izliyorum falan olur mu? Kısmen olur ama bir hata yaptığın zaman, bir hatalı bir tutuşa, pozisyona alıştığın zaman hoca onu düzeltebilir. YouTube'dan bakarsan onu düzeltemeyebilirsin. Yani o öyle bir risk var. Kendi kendine öğrenebilirsin. Kulaktan öğrenebilir miyim? Öğrenebilirsin. Ama nota bilmek çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yazı yazmayı bilmeyen bir adam konuşamaz mı? Konuşabilir. Ama yeni bir şey okuyamaz. Onun gibi bir şey. Yetenek ne burada? Onu tanımlayabilir. Ya yetenek, iki tür yetenek var benim anladığım müzikte. Bir, tutuş yeteneği. Yani bastığın yere, dokunduğun yere sezebiliyor musun parmağınca? Buraya biraz daha sert vurmam lazım burada falan. Mesela o bir yetenek, seziyorsun. Bir de kulak var. Şimdi ikisi de geliştirilebilir ama yetenekli olan öğrenciler çok belli oluyor. Çok kendini belli ediyor, çok hızlı oluyor. Yeteneksiz olan çalmasın yok. Öyle bir şey yok. Yeteneksiz olan da kendini ve çevresindekileri eğlendirecek kadar muhakkak öğrenir. Hocam bir tatile çıkmıştık. Saadet teyze diye bir teyze vardı. Ud çalıyordu fakat çalamıyordu. Bize misafirliğe gitmiyor. 10 akşam dinledim. 9-10 yaşındayım. Ya şimdi bence yeteneksiz olan eğlendirir. Ya kendi kendine eğlendirse. Kendi kendine. Mesela kapıyı kapatacak evde. Yani bilmiyorum kulaklıkla, elektronik piyanolar çıkıyor. Kulaklıkla çalacak. Zeynep işte öyle yapıyor çünkü. Ya çocuğa da bir şey diyemezsin ki. Yani ne diyeceksin yani? Çalma kızım. Ya ne diyeceksin? Neden tambur? Neden tambur? Çünkü çok güzel bir enstrüman. Sesi çok hoş. Çalması çok zor. Çok ilkel bir enstrüman. Hakikaten primitif bir enstrüman. Evrim geçirmemiş. Çalınmasın diye ima edilmiş. Ayağımı kalkması lazım. Evrim geçirmek ne demek? Evrim Pokemon'daki gibi evrimden bahsetmiyorum tabii. Hani evrim mesela klavye genişler, eli oturur hale gelir, tutması kolaydır. Mesela gitar değil mi? Uyuk yerleri var. Oturuyor sarıldığın zaman kucağından kaymıyor. Bu öyle değil. Ya ben sana bunu versem tutamazsın mesela. Kucağından kayıp gider. Kadıköy'den alırız, Moda'dan alırız yani. Bu enstrüman arasında fark var mı? Mesela ben piyanoyu çok rahat çalmıştım. Gitarı sesini bile çıkaramadım ve inanılmaz elimi bileğimi zorladı. Görsel hafızayla işitsel yani bir zeka yani türleri yok, var ya. O kadar ilerlemedim zaten de hani basması mesela çok kolay. O hemen hızlı yapıyor. Öteki İşte o az önce bahsettiğim inanılmaz yorucu ve sıkıcı ve
Ya onda tel atlıyorsun falan ya, zor. Ezberlemen lazım. Piyanoda görüyorsun. Beyaz tuş sondan 8. falan, hani baka baka çalabiliyorsun. Biraz keyboard gibi ya yani. Keyboard gibi, aynen öyle. Benim arkadaşlarım var. Bunlar çocuklarına karınlarındayken Mozart dinlettiler. Bunun faydası olur mu? Tambur dinletirsek çocuk daha dindar olur mu? Yani çünkü bu mantığa göre Mozart dinleyince aydınlanmayı yaşıyor ya, hani böyle Voltaire, Rousseau. Evet. Yani tambur dinletince de ne bileyim, Muaçname ya da işte Ahmet Cevdet Paşa. İki tip insanın aslında müzikle hiç uğraşmaması gerekiyor. Bir, ben bunu dinlersem modern olacağım. Bach dinleyeyim, Mozart dinleyeyim, çocuğuma şey yapayım, hani müzik dinleteyim. İki, bu benim ecdadımın müziği, tarihimin müziği. Ben buna sahip çıkmam lazım. Bu insanlar, rica ediyorum, müzikle uğraşmasın. Bu estetik bir şey. Yani hoşuna gidiyorsa, bak ben tambur çalıyorum. Çünkü niye, ses hoşuma gidiyor. Hint enstrümanları, ne bileyim, bir sitar hoşuma gitseydi sitar çalardım. Belki daha meşhur olurdum. Çünkü bunu sokakta görünce tanımıyorlar. Kılıfı görüyor. Abi ne bu diyor. Kanun mu diyen oldu. Kanun mu? Tamburu bilmemeni anlıyorum ama kanunu bilirsin değil mi? Gitar mı diyen oldu. Yemin ediyorum piyano mu diyen oldu. Piyano. Tambur deyince de bir tık şey daha alıyor. Ha tambur şey değil mi ya diyor, tambur. Cennet Mahallesi'ndeki. O yüzden böyle yani çocuk dinleyince zeki olur mu? Vallahi ben makale okumadım ama yani şimdi sokakta mesela dolaşıyorsun. Ya yani böyle çocuklar tipleri görüyorsun, tamam mı? Sokakta çocuklar salça ekmek yiyorlar falan. Yani o çocuklar da Mozart dinledi. Yani çok olası gelmiyor. Salça ekmek. Ya artık Mozart'ın eski kayıtları mı? Şimdi bu Türk sanat müzikisi enstrümanı. Ben Mehmet Uğur Ekinci diye de kanlı bir arkadaşım var. Kanuni Mehmet. O da söylerdi. Bu müziki tarih üzerine de çalışmalar yapıyor. Şimdi onun söylediği şey, eskiden notaya alınmamış bunlar. Dimitri Kandemir bir nota buluyor falan. Ama ondan önce yok. Hatta ondan sonra da ne kadar uygulandı belli değil. Çaldığınızı ben nasıl bileceğim? Zaten şöyle, bugün bizim çaldığımız ama 17. 18. yüzyıla atıf yaptığımız, daha da önce götürenler var. Farabi'ye götüren var. Katip Çelebi'ye götüren var. Yani o bir olası değil ama hani onlar da geldi diyelim günümüze kadar. Zaten biz onların hep 19. yüzyıldaki versiyonlarını çalıyoruz. Değişe değişe geliyor. O dönemdeki çalınmaya çalışan halleri de çıkıyor. Bezmara topluluğu var. 17. yüzyıldaki notaların, perdelerin yerlerine bakarak o perdeleri bağlıyorlar. Öyle icra ediyorlar. Bugünkü aynı eseri bugünkü çalışımızdan çok farklı çalıyorlar ki o bile %100 doğru. Neye bakıyor? En eski kaynak ne bu konuda? Ya gravürlere falan bakarak yapıyorlar. Mesela Şehrut diye bir enstrüman var. Udun. Hocam, gravüre bakarak enstrüman. Ama başka bir şey yok ki. Biz de tuhaf şeyleri kullanıyoruz ya. Yani mektuplu şudur budur tarihte. O da mecbur ona bakıyor. Bazıları günümüze gelmiş. Rebap falan mesela, hani gelmiş bir şekilde. Ama hiç gelmeyenler var, silinenler var. O yüzden biz bugün mesela hep 19. yüzyıldaki soundla bir anlamda duyuyoruz. 19. yüzyılın ve sadece perdeleri, notaları değil, ruhu da sinmiş. Mesela melankolik bir Osmanlı'da sanat. Yani o melankolik his en neşeli eserlerde de bile var. O yüzden dediğin doğru aslında. Yani o dönemde nasıl çalınıyor hiç bilmiyorum. Mesela Mehter değil mi? Bence muhtemelen 16. yüzyılda falan o zafer deyince böyle daha neşelidir. 19'da Kırım Savaşı yok, üstüne 93 harbi falan deyince böyle bir arabeske bağlamış. Yani. Muhtemelen. Yani zaten Ebu Bekir Han'ın falan mesela eserleri var. Daha yükseliş dönemine yakın. Hakikaten tam senin dediğin gibi daha coşkun eserler. Ama böyle 3. Selim falan. Ondan sonra böyle bir... Sevgisinden ayrılmış gibi. Evet. Evet. Yani böyle bir melankoli şeyi var. Zaten melankolik bir müzik. Ama işte diyelim ki bu enstrümanı çalacaksın. Yani Türk müziği enstrümanı çalacaksın. Kemençe, ney, tambur, ud falan. Hakikaten bu müziği sevmek lazım. Diğer türlü çok yani aykırı gelebiliyor. Çok melankolik gelebilir. O türü sevmek lazım. Hocam iki sorum var. Birincisi. Şimdi bu Çin tiyatrosu falan var ya. İşte oradaki müzikleri falan dinledim ben. Japonlar da biraz böyle sahnede de dinledim. Yurt dışındayken yapacak işim yoktu. Orada şunu fark ettim. Hakikaten orada hep bir melankolik, yavaş, daha böyle nasıl diyeyim, ruhani falan. Böyle doğu müziği ve batı müziği diye böyle bir ayırabilir miyiz mesela bunu? Yoksa... İşte mesela Bizans, Osmanlı, İran, Arap modal daha şey böyle makam müziği gibi olanlar. Bunlar kısmen daha melankolik. Çin müziği mesela çok ilkel. Çünkü kapalı toplumlar genellikle çok başka kültürlerden beslenemediği için ne kadar kadim de olsa geliştiremiyor. Mesela Çin'de 5 nota var. Koca 2000 yıllık medeniyet 5 nota. Yani 6. diğer sesler bulamıyor. Çıkmıyor muymuş? Ne demek? Kullanmıyorlar. Mesela 7 nota yerine 12 nota yapabilir mi? Tercih mi yani? Ya arayı kullanmıyor. Mesela o sesleri ben reddediyorum. Re yani. Yok, vermiyorum. Yok re yok. Benim değil mi abicim re diyor. Yani 5 tane notası var. Mesela Türklerin avantajı o yüzden o. Doğudan geldiği için İranlılardan da bir şey öğrenmişler, makam öğrenmişler. Türk kendi Anadolu'daki işte Yahudilerden, Rumlardan birçok şey öğrenmişler. Araplardan gelen var. Orta Asya'dan kendi getirdikleri makam var. Hangisi hangisinden bilinmiyor ama çok büyük avantaj. Birçok kültürü görmek. Kapalı kültür çok eski de olsa yenilikçi bir şey olmuyor. Çünkü duyuyorsun ya, aa ulan bu adam benim basmadığım bir şeyi basıyor. Neymiş bu deyip ona katıyorsun ya kendine. Bir de kulağımda kalan bir bilgi, hakikaten hiç bilmiyorum. Ama böyle çok sesli değil derler ya. Doğru mu bu? Çok sesli değil. Batı müziği de ilk başta çok sesli değil. Ama yani onu aşmış bir şey. Evet, aşmış yani. Bir şey. Ama çok sesli olması daha üstün olduğu anlamına gelmiyor. Yok, tabii evet. Yani.
Çünkü bazı şeylerden de feragat ediyor. Neden çok feragat ediyor? Nüanslardan feragat ediyor aslında. Bazı inceliklerden feragat ediyor. Yani Türk müziğinde mesela bir batılının, yani buna aşina olmayan bir müzikseverin bazı duyamayacağı ince sesler, hassas daha küçük aralıklar var. Batı müziğinde sesleri üst üste koyacaksan bunlardan feragat etmen lazım. Bir kanon, ikiye bölünebilir bir nota sistemi bulman lazım. Batı müziği çok güçlü ama bazı nüansları bu uğurda feda etmiş. Mesela işte Hildegard von Bingen diye bir kadın var. İlk başta o da tek sesli müzik yapıyor. Mesela ilk başta tek sesli, o da polifonik değil. Türk müziği heterofonik diyebiliriz. Üst üste sesler biniyor. Ama birbirine tamamlıyor, eşlik ediyor ama böyle bir polifonik değil. Peki şimdi klasik müzikten gelince, yani ben klasik müziği, operayı biraz hani takip edebiliyorum en azından. Çünkü Türk sanat müzikleri ile hiçbir bilgim yok. Fasıllardan hani biliyoruz. Hayatımda bir kere fasıla gittim. Çok yani. İyi, teşekkür ederim. Ha, o kadar. Öyle bir... Çünkü öyle bir fasıl olmaz. Öyle bir fasıl olmaz. Ayrıca böyle biraz flörtöz bir ortam olur diye gittim. O da olmadı. Ben zaten sanattan dışarı... anlamadığın gibi. Ben zaten dışarı sadece bir amaçla çıkan bir adamım yıllarda. O amacıma da ulaşamadım. Şimdi yani caz tarihi yapmıştım ben. En az izlenen bölümümüz oldu. Tabii hızlı bir hazırlanma süreci sonunda orada çok güzel bir ifade vardı. Akademik müzik diyorlar bunlara. Yani aslında kendi sosyal tabanını yitirince kendi içine hapsoluyor. Aslında klasik müzik de böyle. Yani mesela Enrico Caruso Michael Jackson gibi bir adammış zamanında. Artık öyle değil. Operada aslında birbirine, inovasyona pek yer kalmıyor ve katılaşıyor. Dogmatikleşiyor. Ve ölüyor. İlk önce Türk müzikisi de böyle bir katılaşmaya girdiğine göre ölü bir müzik diyebilir miyiz? Öldü mü? Türk müziği öldü. Çok feci öldü. Yani bir kere şöyle bir şey var. Geleneksel bir müzikten bahsediyoruz. Bir geleneği yaşatmaya çalışıyorsak o gelenek ölmüştür zaten, değil mi? Yani gerçek hayatta da böyle istem dışı bir şey yaparsın, örüntü haline gelir ve gelenek olur. Yani mesela senin aile içinde bir geleneğin olsun, değil mi? Ailenizde bir gelenek olsun. Sen her pazar diyelim ki çocuklarını böyle şımarıklık yaparak böyle hani gıdıklayarak falan uyandırıyorsun, değil mi? Artık sen bunu çok hoşuna gidiyorsun. Pazar sabahları çocuklarınla bir vakit geçirme metodu. Sen bunu severek yaparsan bu bir örüntü haline gelirse bu bir gelenek olur. Ama günün birinde dersen ki ulan bugün de pazar, bu bir gelenek, bu çocukları benim zevziklik yaparak uyandırmam lazım, bu zaten ölmüştür. Hı hı. Ebru gibi. Ebru gibi. Refleks olarak yapmadığın şeyler zorlamaysa ölmüştür. Bu bir müzeciliktir. Değersiz mi? Değil. Müzecilik de bir kıymetli bir şey. Canlanır mı? Sanmıyorum ama hani teşebbüsler var. Yani albümler de yapılıyor, eser üretiliyor. O anlaşılmama üzerine, hani Batı müziğindeki geldiği, dedin ya bir akademik bir yere, aslında akademi gibi hapsoluyor ve anlamını yitiriyor. Türk müziğinde öyle mi tam emin değilim. Ama Batı müziği, klasik Batı müziği gerçekten o anlam, onlar da öldü. Mesela Scrabin falan dinlediğin zaman yani mırıldanamıyorsun. Yani tamam melodi illa olmasına gerek yok. Soyut bir anlatım da olabilir. Ama normal halk onu nasıl yapacak? Yani şunu diyecek. Ya Berat'cığım bir müzik var, dinledin mi? Bling glong, bling glong, bling. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Afex TV'nin herhalde klasik yani, müzik var. Yani kedi dolaşıyormuş gibi piyanoda. Yani onu mırıldanamazsın. Yani o gündelik hayatta yansımıyor. Sadece bir akademisyen, bir avuç akademisyen onu anlayabiliyor. Her zamanın ruhu var ya, yani çok hızlı tüketilen bir çağda zamana direnmeye çalışan bir sanatta direnemiyor. Yani akması lazım, ona ayak eşlik etmesi lazım. Aslında Batı müziğinde de var şey söylüyor. Mesela cazın bitmesinde şey diyorlardı. Ya bu bir jenerasyondu, yeni jenerasyon hususi onu dinlemiyor. Şimdi o tip rhythm and blues'dan sonra, işte rock and roll rhythm and blues'dan sonra işte daha hard rock versiyon. O çıkınca elektronik müzik ve hani aslında endüstri olunca yaşayabiliyorlar ama ilk flair'lerini, ilk o şey becerilerini, etkileyici becerilerini yitiriyorlar. Bu tabii mesela 19. yüzyılda doğru mu yani, bu müziğin kendi içinde bu tip evreler var mı? Yani ya, bir jenerasyon ötekini reddediyor ve bu büyük bir kırılma mı, ne bileyim, jazz blues'la rock and roll arasındaki gibi mesela. Bizdeki gelenek çok böyle meşk usulü olduğu için reddetmenin tam tersi bir şey var. Meşk usulü ne demek? Meşk hocam? Yani müzik eğitimi bir enstitü içerisinde değil, özel derslerle birebir ezbere çıraklıkla. Aynen aslında minyatürdeki gibi meşk usulüyle ilerliyor. Öyle olduğu için aslında hep hocadan öğrenme, hocanın üslubunu taklit etme, o Batı müziğindeki böyle ani kırılmalar yok. Ne olabiliyor? Bir makamı vesaire bir şey öğreniyor. O makamdaki eserleri hani hıfz ettikten sonra, ezberledikten sonra yeni bir yorum getirebiliyor. Zaten biz bugün yani klasik bizim Türk müziğindeki iyi eserleri şöyle tanımlıyoruz. Hani makamı anlatıyor, tanımlıyor. Bir de yeni bir ufak da bir pencere açıyor. Yeni bir yenilik yapıyor. Yoksa mesela ben çıkayım Nihavend makamında Nihavend'e benzemeyen bir şey yapayım. O Nihavend kabul edilmiyor. Yani geleneği de göstermen lazım. Bazı kalıpları göstermen lazım. Bizim düşün hayatımızda da böyle değil mi? Mesela üniversitenin esprisi aslında. Bize de mesela medrese hep birebir ya da ne bileyim işte felsefe olan yapılık birebir olunca bu sefer ya da tarihte de öyle hep bugün akademide bile şunun öğrencisi hep bir usta çırak ilişkisi. Usta çırak ilişkisi aslında inovasyonu öldüren bir şey. Çok samimi olmakla. Ya şöyle mesela bir amatör bir çalıcı başkasına hayran olabilir. Çok anlaşılır. Yani gitara başlayan birisi Jimi Hendrix'e hayran kalmalı zaten. Kalmıyorsa bir problem vardır ama bizde o hayranlık profesyonel olunca da devam ediyor. O çok sanatı körelten bir şey.
Çünkü sen şunu demiyorsan, ben hocamdan daha iyi olmak için çabalamalıyım. Olabilirim değil ama çabalamalıyım demiyorsan sen sanatına ihanet ediyorsun. Hatta benim hocam ya falan demeli yani. Ben öğrenci diyorum. Lazım. Ya bizim hoca da boş ver. Biz bunu demiyoruz. Yani bu küstahça bir şey ama bunu içinde hissetmiyorsan inovatif bir şey. Ya çünkü sanat bir deklarasyon değil mi ya? Benim sözüm, sesim önemli. Bence önemli diyorsun. Aman bizim Türk müziği camiasında çok vardır. İşte aman efendim bu fakir kulunuz da bir beste yaptı mesela. Bana bazen öğrenciler getiriyor. Bunu biz besteledik. Bu fakir kulunuz besteledi. Ben ona şey diyorum. Royal V var ya. Bu da İslamcı V. Kesinlikle İslamcı ben demiyor. Biz diyor. Ben ilk başta anlamıyordum. Biz falan diyorlar. Ben de kaç kişisiniz çocuklar falan diyorum. Sonra fark ettim ki biz diye kendilerine. Acaba hani böyle bir şizofrenik bir durumu mu var? Hani? Yani. We are Venom diyor ya Venom. Yok benim şizofren arkadaşlarım var. Buraya geldi Erkan falan gördüm. O biz diye konuşmuyor. Yani öyle bir şey. Ben ve ben yazdık. Ben ve ben yazdım evet yani. Peki biraz enstrümana dönelim. Benim CV'mde iki tane enstrüman çaldım yazıyor. Benimkinde de yazıyor hocam 2-3 tane. Hemen yazıyorsun oraya. Violin, piano kimse kontrol etmiyor dostlar. Sinemaya gitmek. Hani bu beyaz yakalılar bir yere başvururken şey der ya. Spanish beginner. Beginner. Mesela benim piyano biraz öyle. Çünkü çok unuttum. Epeydir çalmıyorum. Piyano artık sadece CV'de havalı olduğu için. Yani imza günlerine falan gittiğim zaman. Aa hocam nereye, piyano... Mızıkayı Humayun'a mı veriyorsunuz CV'ne? Kitabın başına falan yazıyoruz ya. Orada böyle piyano çalıyor. Hani vay adam hani... Falan İyidir desin bu diye. Kitap. Burada itiraf etmiş olayım. Yani topluluk içinde çal deseniz çalmam yani. Ama tam burada daha iddialıyım. Yani ne tarz bir müzik çıkacağı 3 aşağı 5 yukarı kendini hani gösteriyor. Diyor ki hani böyle arkadaşlarla otururken sosyal bir ortamda böyle bir parti vardır. Elime tamburumu bir eğlendireyim. Öyle bir enstrüman. Bana biraz Wow TV konsepti olarak uygun geldi böyle. Wow TV reklam meklam verir. Hocam şimdi yani biz... Bana bir daha hocam der misin? Hocam şimdi biz konuma hoca diyoruz sana demiyoruz. O ha. Koltuğun adı hocam. Ben de oturuyorum çünkü. Bugün hocam koltuğunda. Hocam şimdi zaman ruhunu yakalayın dedin. Bu zaman ruhu ne deseniz kolay yoldan bir şey yapmak. Bir ambalaj onu göstermek de kolay yoldan yapmak. Ve herkes hepimiz bize böyle mal satmak için falan inandırdılar bizi. Bunu hepimiz çok özeriz. Hepimizin bir sürü yeteneği var ve insanlar dehalarını arıyorlar. Deha diye bir şey var. Mesela giriyorsunuz ortama ilk yazdığınız roman 500 bin satıyor, Nobel alıyorsunuz. Yani var mı böyle mesela müzikte deha durumu? Ben mesela gelsem, inanılmaz müzik kulağım var. Görüyorsunuz kulaklarım büyük. İşte parmaklar çakıyor da ya size de gördüğüm için. Böyle bir şey var mı? Yani çok avantajlı başlayıp böyle çok az çalışarak var. Yapmak mümkün mü? Kuyruklu Yıldız gibi 40 yılda bir gelir. Yani gelir geçer. Onlar zaten dehaysanız bu videoyu izlemeniz de gerek yok. Zaten kimse ihtiyacınız yok. Şunu diyebilir miyiz? Deha bir insan YouTube'dan video izleyip bir şey taktik almıyordur yani. Deha yani kusura bakmayın. Yani videonun başından sonuna kadar elinizde kalem varsa bırakın ya da yani deha olmadığınızı kabul edin yazmaya devam edin. Hani öyle bir şey var. Deha mesela Cemil Bey'in hiç hocası yok. Kendi kendine öğreniyor. Jimmy Page galiba kendi kendine odasına kapanıyor. Uzun süre gitar çalıyor. Yani kendi kendine otodidakt oluyor. Yani Rossini mesela Sevil Berberini böyle bir hafta 10 günde mi ne yazmış? Altta bakar şey yaparız yani çok... Kısa süre diyor. Zaten onun odasına kilitliyorlarmış. Çünkü hiç çalışmayı sevmiyormuş. Orada çıkmak için mecburen yazıyormuş. Deha diye bir şey var. Ve dehayı hakikaten bastıramazsınız da. Yani dehanın hiçbir metoda hiçbir şey ihtiyacı yoktur. O yani çarpa çurpa yani yıka yıka bir şekilde bulur. Ama yetenek diye bir şey gerçekten var. Mesela müzik kulağı. Hani insanlar çok böyle şey diyor. Bende müzik kulağı yok. Bazısında çok hassas bir kulak var ama müzik kulağı olmayan insan yok dünyada. Eğer işitme problemin yoksa herkesin müzik kulağı var. Mesela vites değiştirirken değil mi? Müzik kulağını kullanıyoruz. Melodi tamamlanıyor kafamızda motorun melodisi ve vites değiştirmemiz gerektiğini kulaktan duyuyoruz. Deyip. Hocam siz nasıl bir fakirsiniz? Düz vites araba mı kaldı artık ya yani? Evinden alırken iyiydi düz vites araba. Hiç fark etmemişim ya. Veya mesela nerede işine yarıyor? Mesela soru cevap cümlelerinde. Yani mesela diyelim ki ben birisi bana ismimi soruyor. Baha diyorum. Ama birisi bana seslenirken veya ne bileyim kapının önünden beni gördü biri. Baha. Yani tonlama çok farklı. Tonlama olmasa herkes tek bir ses tonunda böyle konuşur. Yani demek ki müzik kulağımız Shining'deki kızlar gibi oldum. Come play with us hani gibi oldu. Yani herkeste müzik kulağı var. Bazısında çok hassas. Daha müzik kulağı olmayanların anlamayacağı kadar hassas. Ama herkeste var ve geliştirilebilir bir şey. Kas gibi bu. Ben de bazı aralıkları duyamıyordum ilk müziğe başladığımda. Geliştire geliştire. Aynı lisan gibi. Ve lisan öğrenmeye şöyle çok benziyor.
Hani günde 10 dakika çalışmakla İngilizce öğrenebilir mi sence? Öğrenemez değil mi? Çünkü niye havuz günde problemi gibi dipte... Günde 10 dakika çalışmakla tarhana çorbası yapma öğrenilebilir yani. Başka hiçbir şey öğrenemez. O da 3 gün sürer. Yani o da 3 gün sürer. Şimdi ben tabii düzgün bir beyefendi olduğum için hava güzel İngiltere'de bir gün. Dedim parka gideyim. Çocuğun biri gördü, annesi dedi ki aa bak dedi, anne adamın sadece kılıfı gördü. Aa anne bak adamın ne kadar büyük bir kaşığı var dedi. Ben bunu hiç unutmadım çünkü... O piyano falan diye soranlara şunu diyorum. Bunun içinde büyük bir kaşık olabilir. O çocuk sizden haklı ama piyano olamaz. Ya hocam ben sizden o zaman çok orijinal bir parça isteyeceğim. Uzun süredir makamı falan bende çok derin bir şey vardır. Deep Purple'dan Smoke on the Water, Fire in the Sky. Deneyelim. Yani bakalım.